Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin. Biz salı günü göreve başladık. Zaten kulübün içinde olan antrenörleriz. Kulüpteki oyuncu portföyünü, oyuncu profilini biliyoruz. Oyuncular bizi tanıyor, biz oyuncuları tanıyoruz. Yani biz bize bir maç veya bir antrenman ne zaman görev verilirse biz hazır olduğumuzu ispatlamak istedik. Yani burada Çağdaş Hoca bizimle birlikte kurs arkadaşımız. Yani burada Başakşehir'i gerçekten futbolda artık analizin çok önemli olduğu bir gerçek. İyi analiz ettik. Normalde sistemsel değişiklikleri olduğunu, bekleri içeriye çekip 2-3-5 sistemine döndüğünü ve orta sahada 8 numaraları devamlı defansın arkasına kaçırdığını, beklerin yine gerçekten defansın arkasında geçişler yaptığını, bunların üzerinde durduk ve oyuncularımıza bunları anlattık. Amacımız rakibi tabii ki ikinci bölgede karşılayıp geçiş oyunu sergilemekti. Ve bunu da başarıyla gerçekleştirdik. Birinci devreyi 1-0 tamamladık ama yine net pozisyonlarımız vardı. İkinci devrenin başındaki yediğimiz çok erken gol biraz bizi demoralize etti ve biraz daha ceza sahasına yaslanmamıza sebep oldu. Burada bizlerin amacı her zaman Türk futboluna oyuncular kazandırmak. Yine bugün 3 tane pırıl pırıl akademiden yetişmiş oyuncularımızı oyuna sürdük. Onlar da istediğimiz gibi mücadeleyi en iyi şekilde gerçekleştirdiler. Ve burada şimdi 2 tanesi U20 milli takımına gitti. Amacımız buradan puan ya da puanlar almaktı. Çünkü iyi oynayıp kazanamayan bir Kayserispor vardı. En azından milli araya moralle girdiler. Ve bundan sonra da gerçekten bundan sonra daha iyi olacağını ümit etmiyorum. Daha iyi olacağının garantisini veriyorum. Evet. Yani aslında biraz konuşması zor. İlk yediğimiz golden önce 2-3 tane çok ceza sahasının içine kadar getirip yakaladığımız, hazırladığımız pozisyon var. Bunları usta ayaklarımız işte gol yapamayınca ilk topta gol yedik açıkçası. Bildiğimiz, söylediğimiz, çalıştığımız yerden gol yedik. Daha doğrusu çok çalışamadık çünkü 3 gün önce bir maç oynadık. Ama gerçekten çok kolay bir gol yedik. Ondan sonra ikinci yarıya hamlelerle başladık. İkinci yarıya bence çok 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 iyi başladık. Üst üste pozisyonlara girdik ve golü attık. Maçı koparacağımızı düşünürken öne geçeceğimiz golü bir türlü atamadık. Yani bu maçı kazanmamız gerekiyordu bence. Kayserispor'un içinde bulunmuş olduğu psikolojiden dolayı ondan bahsediyorum. Yani hoca değişikliği var. Sahada çok fazla geçiş dışında bir plan yoktu gördüğümüz. Bizim bu anı değerlendirip maçı bitirmemiz gerekiyordu. Puan kaybetmek için hiç gerekli bir hafta değildi açıkçası. Kayserispor oyuncularını göstermiş olduğu mücadeleden dolayı kutluyorum. Şimdi bir milli ara biraz dinlenmemiz de gerekiyor. 3 gün önce çok tempolu bir maç oynadık. Bugün biraz takımı freshlemek de istedik ama Rapid Wien maçında oynayan oyuncularım sanki daha freshmiş gibi gözüktü. Açıkçası yaptığımız rotasyondan çok fazla verim alamadık. 2 hafta dinlenip iyi idman yapıp hazırlık maçı oynayıp Trabzon maçına hazırlanacağız. Yani aslında şöyle söyleyeyim. Öncelikle tespitin şöyle doğru. Kayserispor belki de bu ligin en iyi geçiş yapabilecek takımlarından bir tanesi oyuncu modeli olarak. Yani bizim çalıştığımız oyuncular da olduğu için söyleyeyim. Özellikle Cardozo, maç başı 500 metre sprint atabilen Mane, işte sahada biz onunla çalışmadık ama Boğamurte, Nazon, bunlar tam geçiş oyuncuları. Biz tam da maçtan önce bunu konuştuk. Bu geçiş fırsatlarını vermemek için rakibin ceza sahası üzerinde veya birinci bölgesinde set oyunlarını iyi oynayıp rakibe geçiş imkanı vermememiz gerekiyordu. Aslında ilk yarı çok geçiş imkanı verdiğimizi düşünmüyorum. Gol çok basit bir hamle hatası, arkasından bir kademe hatasıyla geldi. İkinci yarının başından sonlarına kadar çok fazla yine geçiş imkanı verdiğimizi söyleyemem. Bir sonlarda
bir tane rakibe geçiş imkanı verdik. Ama daha kaliteli set hücumu yapabilirdik açıkçası. Gerçi yeterli sayıda pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. Yani 4-5 tane çok net gol pozisyonuna girdik. Maalesef bugün sonuçlandıramadık. Dediğim gibi özellikle orta saha oyuncularımdan daha fazla skor katkısı bekliyorum. İlk yarıda özellikle o vuruşu bir türlü yapamadık. Yani biz sadece golü şu an Piontek ve Figueiredo'dan bekliyormuşuz gibi veya duran toptan uzun oyuncularımızdan bekliyormuşuz gibi hareket ediyoruz. Bu çok bizim istediğimiz bir durum değil. Özellikle orta saha oyuncularımız, kanat oyuncularımız asist anlamında çok yeterli oynuyorlar ama bek oyuncularımız da skora katkı yapıyor. Ama ofansif orta saha oyuncularımızdan şu ana kadar beklediğimiz o gol katkısını veya asist katkısını alamadık. Onların da bu anlamda daha çok çalışıp kendilerini geliştirip bitiricilik anlamda daha iyi işler yapması gerekiyor. Öyle bir süre vermem mümkün değil. Şöyle Başakşehir Spor Kulübü şampiyon olduğunda veya futbol kulübü şampiyon olduğunda 40-50 veya 60 milyon euroluk bütçeleri vardı. Şampiyonlukta mücadele ettiği takımlarında 80-90 milyon euroluk takımları vardı. Şu an bizim bütçemize baktığınız zaman ve Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un bütçelerine baktığınız zaman biz daha ekonomik hareket ederken onlar daha fazla ordularını, silahlarını teknolojik hale getirdiler. Yani devamlı iyi oyuncular alarak kadrolarını çok geliştirdiler. Bizim iyi bir kadromuz var ama ekonomik bir kadromuz var. Daha güçlü hale getirebiliriz. İki transfer dönemi geçirdik. Geçen kışı çok saymıyorum çünkü devre arasında değişim çok fazla yaşanması mümkün değil. Bu yaz transfer döneminde artık değişimin ikinci etabını tamamladık. Şimdi önümüzdeki kış ve yaz transfer dönemlerinde belirlediğimiz bölgelere iyi oyuncular alabilirsek bu ligde istikrarlı ilk dördü zorlayan Avrupa'ya her sene gitmeye çalışan bir Başakşehir izleyebiliriz. Ama şampiyonluk için konuşmak şu bütçelerle yani özellikle kendi bütçemizden ziyade rakiplerin bütçeleriyle mücadele etmemiz mümkün değil gözüküyor.